Merhabalar sevgili dostlar, Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Multi-Sequencer testnetini biz sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Tamamen ücretsiz olan bu testnetteki işlemlerimiz sadece zamana mal olacak, yani biraz zamanımızı alacak. Altlayer tarafından hazırlanan bu işlemleri yapmadan önce Sepolya'ya birazcık Sepolya ağını ortaya çıkarmak lazım tabii önce. Ardından da Sepolya ağına biraz musluk akıtmamız gerekiyor. Oradaki işlemleri, yani bu işlemleri yapabilmek için Sepolya'da da Ethereum'umuzun bulunması lazım. Öncelikle Sepolya ağını MetaMask nasıl ekleyebiliriz bunu görelim. MetaMask'a girdikten sonra şurada ağ ekle var veya ayarlardan da yapabilirsiniz. Ağ ekle kısmına tıkladıktan sonra sol tarafta gelişmiş vardı. Gelişmişe geldim. Ağ ayarlar, test ağlarını göster kısmına tıkladım. Şu tamamen benim keyfi açtığım bir yer. Yani öyle testnetteki para dönüşümünü de görmek istedim. Yani maksat kalabalık olsun diye. Bunu yapıp kaydete tıkladıktan sonra artık testnet ağlarını görebileceksin. Şimdi gelelim şöyle Sepolya musluğuna. Önce şöyle MetaMask açtık. Sepolya test ağına geçtik. Biliyorsunuz Alchemy üzerinde kullanıyoruz. Yani birkaç testnet şeyleri var, böyle muslukları var. Sepolya'nın, Görlin'in ve Mumbai'nin. Bu üçü için ben Alchemy'yi kullanıyorum. Hatta günde bir defa yapma hakkı da tanıyorlar. O yüzden üyelik aldıktan sonra çok rahat oluyor. Ekstra tweet atmayla vesaire uğraşmıyorum. Bakın Sepolya üzerinde 3 saat önce yapmışım bir işlem ve 0.5 Ethereum verdi Sepolya ağında testnetinde kullanmak için. Buraya kendi adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ben robot değilim dedikten sonra Ethereum gönder kısmına tıklamanız yeterli oluyor. Bu da gene açıklamalar kısmında sizlere verilecek olan yerlerden biri. Bunu yaptınız, 0.5 Ethereum'unu aldınız. Şimdi testnet token alma kısmındayız. Testnet token içinde gene adresimizi alt tarafta sizlere aktaracağım. Buraya giriş yaptıktan sonra Twitter'la giriş yapmanız lazım buraya da. Twitter'la giriş yapıyorsunuz. Herhangi bir şekilde tweet atmıyor ama tüm işlemlerinizi bitirdikten sonra yine Twitter onaylarından verdiğiniz tüm onayları kaldırabilirsiniz. Her 15 dakikada bir musluktan bir token talep edebilirsiniz ama diyor ki en azından diyor 3 tane takipçiniz olması lazım. Yeni bir hesap açmadığınızı bilmeliyiz diyor. Ben buradan zaten test tokenları almıştım ama bir daha sizlerle birlikte görelim. MetaMask adresimi buraya yapıştırdım. Ardından claim dedim. Claim dedikten sonra işlemlerim yaptı. 15 dakika sonra tekrar gelip tekrar claim edebilirsin diyor. 10 tane test token'ı veriyor. Ardından mint kısmına geldim. Buraya geldim. Mint MS NFT'ye tıkladım. Ben 10 tane mintlediğim için bu kısım da deaktif olarak görünüyor. Şu an 1 milyon tane mintlenmiş ama herkese maksimum 10 tane limit veriyorlar. O yüzden tahmini 100-150 bin arasında kullanıcı olmuş, yani mintlemiş olabilir. Tabi bazıları 1 tane mintlemiştir falan. Neyse. Buraya geldikten sonra şuradaki sayıyı 10 yapıyorsunuz. 10 dedikten sonra bu kısım aktif oluyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar ve ardından MetaMask onayını verdikten sonra da birkaç dakika içerisinde NFT'leriniz hesabınıza geliyor. Bunları yaptıktan sonra artık köprü kısmına gelebiliriz. Köprü kısmında da Sepolya'dakileri sequence'e göndereceğiz. Multi sequence'e. Bu peki şey yaptık, yani şeyi gösterdik. Sepolya ağını nasıl ekleyebiliriz bunu gösterdik. Multi kısmında eklerken withdraw kısmına tıkladığınızda şurada switch diyor ya. Buna tıklarsanız şimdi bende ekli olduğu için ben direkt değiştireceğim. Ağı değiştireceğim. Fakat sizde ekli olmadığı için orada ekleme kısmı gelecek. MetaMask'ınızı ekleyebilirsiniz. Sepolya ağıma geri döndüm. Ağa geri döndükten sonra 3 tane işlemim var. Bu işlemlerden bir tanesi şurada from Sepolya diyor. Depozite olmamız lazım. Depozit kısmında olursak Sepolya'dan multi sequence'e göndereceğiz. Withdraw kısmına geldiğimizde de multiden Sepolya'ya göndereceğiz. Başka ekstra köprümüz yok. Alt bir işte bunlar sağlanıyor sadece. Token seç diyor. Buradan Ethereum test tokenları veya NFT'leri seçeceğiz. Önce Ethereum gönderelim. Ethereum seçtikten sonra 0.01 dedik. Birkaç defa böyle video çekip ettiğim için buradaki Sepolya'daki Ethereum'lar yavaş yavaş azalmış. Neyse bu kısma geldim. Ardından deposit diyorum. Yani şu an testnet kısmında işlem ücreti de gayet tatmin edici. Onayımızdan sonra onayımızı versin bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada birazdan onayımız verilecek. Ben şurada ana sayfayı yeni sekmede açıyorum. O onay orada verile dursun diyorum. Birazdan tekrar dönerim diyorum. Ardından test token aktarma kısmına geliyorum. 5-10 tane buradan aktaracağız. Test tokenlarımız 20 taneymiş. Siz tek bir defa yaptıysanız elinizde 10 tane vardır. 5 tanesini falan aktarabilirsiniz. İlk kısımda onay vereceğim. Çünkü ben ilk aktardığımda elimde daha az MSEC vardı. O yüzden buraya bir daha onay vermek zorunda kaldım. Bu da aslında bir bakıma oldukça güvenli. Bir bakıma da böyle küçük küçük, hani elinizdeki miktar az, ondan sonra tekrar arttırıyorsunuz. Tekrar bir onay, tekrar 20 cent, 30 cent falan sıkıntı olabilir ama güven noktasında da oldukça iyi duruyor şimdilik. Şimdi onayı verdikten sonra deposit diyorum arkadaşlar. Buradan da onayla dedik. O sırada bir önceki, yani Ethereum'ları aktarmıştık, oraya döndük. Gördüğünüz gibi işlemimizin tamamıyla
başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söylüyor. Şimdi buraya geri döndüm. Burası da birazdan o ekrana dönecek. Yine iki adımda test tokenlarımız aktarılacak. Tıpkı dediğimiz gibi bu da geldi. Ana sayfaya geliyorum. Bu arada yeni sekmede aç alışkanlık olmuş. Bunun withdraw kısmında hani bu kısımda problem olmuyor, direkt aktarılıyor. Withdraw kısmında yani multisekten Sepolya'ya çekerken Ethereum'larımızı ya da NFT'lerimizi falan final aşamasında sizden tekrar bir onay istiyor. O yüzden orası hep açık kalıyor bende. Alışmışım. Şuradan hemen şeyi seçiyorum. Bu defa NFT göndereceğim. NFT olayında da durum şöyle. NFT'nizi seçiyorsunuz. İşte 517'yi seçtiniz. Seçtikten sonra depozit diyoruz. Burada da gene ilk bir tane onay veriyor. Daha doğrusu onay istiyor sizden az önce yaptığı gibi. Ben o onay kısmını geçmiştim. Onayı verdikten sonra zaten birer birer NFT aktardığınız için tekrardan bir onay istemiyor sizden. Bu işlemle birlikte MS NFT'lerimizi de aktarmış oluyoruz. Şimdi geri dönüş kısmındayız. Burada tekrar o ek onayı istemeyecek bizde. Yani multisekten geri gönderirken istediği onayı, daha doğrusu beklediği onayı istemeyeceği için hemen hareket edebilirsiniz arkadaşlar geri dönüşüm için. Fakat burada bir de şunu göstermek istiyorum. Şimdi ben birazdan bunların hepsini geri döndüreceğim ama Ethereum'ları Rapid Ethereum'a geçirme servisleri de var. Öyle bir swap'leri de var. Orayı da kontrol edelim. Bu servis için ayrı bir adrese geldik. Gene alt layer'ın bir şeyi sunduğu bir hizmet. Buraya geldikten sonra kalan Ethereum'larımızdan belli bir miktarını buraya yazıyoruz. Tabii 0.02 depozit diyoruz. Ethereum'dan Rapid Ethereum'a çeviriyor. Onayla dedim. Ya bu Ethereum'dan Rapid'a çevirirken ya da Rapid'dan Ethereum'a çevirirken bir tık daha uzun sürebiliyordu. Hatırlayamadım. Belki yanılıyor da olabilirim. İşlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Artık final adımlarına gelebiliriz. Bakın burası da olmuş. Şimdi withdraw diyeceğiz. Yani multisekten Sepolya'ya çekeceğiz arkadaşlar. Cüzdanımızı şuradan değiştirebiliriz. Dediğim gibi siz multisek'i MetaMask'ınıza eklemediyseniz benim şimdiki yaptığım adımı yaptığınız anda, yani şurayı tıklayıp multisek'i seçerseniz veya ilk başta video akışında göstermişim şurası boş duruyordu, oraya tıkladığınız esnada hemen zaten sizin MetaMask'a bu adresinizi ekletiyor. Ben bu arada videoyu hızlı çekiyorum. Sizin o aktarım kısmı biraz sekteye uğrayabilir. Yani 0.2 falan göndermiştiniz ya, hemen dönmeyebilir, hemen geçmeyebilir buraya. Biraz süre bırakabilirsiniz. Benim zaten multisek içinde birazcık Ethereum'um vardı. O yüzden şu anda benim hemen görünme durumu da bundan dolayı. Şansınız vardır, erken geçer, orasını bilmiyorum. Aynı adımların hepsini tekrar geri döndüreceğiz. Bakın bir taneydi, şimdi açtığım esnada şurası 10 oldu. Ethereum'a geldim önce. 0.2'lik bir Ethereum göndereceğim. İşlemimiz tamamlandı. 2-3 adımı var. Şu kısımlardayken sanırım bizden bir onay istiyor. O yüzden biraz bekleteceğim bunu. Yeni sekme aç diyorum. Bu sebepten dolayı. Ardından Ethereum'dan sonra MSEC'lerimizi gönderelim, yani tokenlarımızı gönderelim. 10 tane vardı, 8'ini geri gönderiyorum. Hop, yeni işlem. Şimdi bu kısma geldikten sonra yaklaşık şuralardayken arkadaşlar bizden bir onay istiyor. O yüzden burası açık kalsın diyorum. Yeni sekmeye açıyorum. Muhtemelen bu kısmı atladığım zaman buraya geri dönüş yapabiliyorumdur ama hiç bakmadım ona, araştırmadım. Umarım böyle bir hataya düşeniniz olmaz ama düşerse de bakabiliriz. Hatta şuradan sanırım görebiliyoruz. Withdraw kısmına geldim tekrardan. Şöyle seçelim. Testnet tokenlarımızı atıyoruz. Test tokenlarını. 10 tane var. 8 tanesini geri gönderelim. Bunu da böyle 2-3 günde bir yapabilirsiniz. Yeni görevler gelirse tabii onlara da katılırsınız. O yüzden ara ara Sepolya'nın içerisinde kullanmak için Ethereum'larınızı alın Alchemy üzerinden. Yani lazım olur. Burada bitirirsiniz, harcarsınız. Sürekli işte hani böyle gereksiz şeylere atarsınız o testteki tokenları. O yüzden elinizde fazlasıyla bulmasının iyi olur. Bir de şundan dolayı bu arada. Şimdi Görlü'de Ethereum'lar var, şurada var, burada var. Şimdi Sepolya'dan bir köprü oluşturursa Görlü kısmına falan test tokenlarını, o test Ethereum'larını Görlü'ye falan da atabilirsiniz. O da güzel olur. Çünkü lazım oluyor. Bazı test sahalarında musluk bulmak çok zor oluyor. Veya musluk buluyorsun 0.2 veriyor. İşlem ücretine bakıyorsun 0.1 alıyor zaten işlem ücreti. Hemen musluktaki verdikleri tokenlar bitebiliyor. O yüzden her ihtimale karşı elinizde dursun. Tekrar yeni sekme açtım. Kontrol ediyorum. Hepsi aynı aşamada. Son kısımdayız. Bu defa NFT'mizi geri göndereceğiz. Burada iki tane varmış. Ben anlatım esnasında birini unutmuşum. Önemli değil burada. Tekrardan geri gönderiyorum. Bir onay da burada verdim. NFT gönderme biraz pahalı oluyor. Pahalıdan kastım hani şey, diğer ücretlere göre baktığımızda test anında en azından bir tık daha farklı oluyor. Ama öbürleri uygun gibi göründü şimdilik. Evet, şimdi son kısımdayım. Son kısımda alt layer'la Galaxy'nin arasında düzenlenen, daha doğrusu Galaxy üzerinden alt layer'ın görev verdiği bir yer.
Bu da aslında az önce yaptığımız işlemlerin hepsinin ne derler ona, kanıtı niteliğinde. Yani o işlemleri yaptıysan bu kısma gelip bu kısımdan da işlemleri yaptığını burada belirtebilirsin. Şimdi görevler basit. Outlier'ın bir tane tweetini retweet edeceksiniz. Discord'una katılacaksınız ve Twitter'dan takip edeceksiniz. 3 tane de görev var. Bu anlatmış olduğum sıralama. Yani işte Ethereum'u gönderdiniz, tekrar aldınız. İşte MSEQ vardı. Onu gönderdiniz. Test tokenlar. Onları gönderdiniz, geri aldınız. Ardından MSNFT'lerinizi gönderdiniz, aldınız falan. Bu işlemlerinizi yaptıktan sonra bu arkadaşlar burayı sürekli güncelliyorlar. O güncellemeden sonra, yani mesela siz atıyorum bu saate göre konuşalım, 16.20'de yaptınız ama 16.15'te güncellemişler. O yüzden sizin yaptığınız bir sonraki güncellemede onaylanacak. O zamana kadar ne kadar buraya tıklarsanız tıklayın şu uyarıyı alacaksınız. Tıkladım. Burada gördüğünüz uyarıyı alacaksınız. Ben normalde aslında bunu gün içerisinde tamamlamıştım. Daha doğrusu tamamladığımı düşünüyordum. Geri dönüş aşamasında tam olarak şu kısımdan bahsediyorum. Buraya bakmadan çıkmıştım. Çıkmam gerekiyordu. Ardından eve gelip baktığımda sonda bir onay daha istediğini fark ettim. Bu onayı vermek için bu arada Sepolya'ya geri dönüyoruz. Ağımızı Sepolya olarak değiştiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi geri dönüşünüzü finallendirin diyor. Buraya tıkladım. Sepolya üzerinden aktarmış olduğum tüm hepsini kabul ediyorum gibi bir şey sanırım bu. Onayladım. Üçünü de onayladım. Eğer benim bu onayımdan sonra şu kısımda burası da güncellenirse, yani gelip buradan verify'ımı da yaparak en son tüm görevleri tamamlamış olacağım. Tüm görevler tamamlandıktan sonra da ağımı poligona geçireceğim. Poligona geçtikten sonra şu kısım aktif olacak benim için. Buraya tıklayıp o adlarımı alacağım arkadaşlar. Bundan başka ekstra yapmanız gereken bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Belki video yayınlanırken o aşamada yeni bir görev gelirse bilemem, onu başka bir zaman tekrar çekerim. Çünkü videoları çekiyorum. Günde bir tane ya da iki tane olmak üzere yayın alıyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.